به نام خداوند بخشنده ای مهربان، انشالله با امید سلامت بهداشتی و موفقیت شما انشالله خوب باشید، انشالله درس ما خوب باشه. کلاس اول ما امروز شروع می کند. دوستان عزیزمان، شما در این حلقه ما انشالله مبارک باشه. با همین انشالله امیدواریم زبان فارسی شکر است، زبان فارسی آسان است، آموزش حرفای فارسی روبری شما است. ببینید فارسچه حرفلر الفبای فارسی، آموزش الفبای فارسی شروع میکنیم. تک تک با هم بخونیم و ببینیم دوستان عزیزمون اون حرفا چیستند. arkadaşlar ben böyle biraz Farsça konuşarak derse başladım. Sizin kulağınıza hoş gelsin. Böyle bu dili sevin istiyorum. ببینید دوست دارید اون زبان ما، زبان فارسی ما خیلی خوب است، زبان تاریخ ما، زبان ادبیات ما، زبان فرهنگ ما، زبان کتاب های مثلا ادبیات و تاریخی ما، حتی ادبیات و علمی و کتاب های ما با زبان فارسی انشا کرده اند. ببینید که سلطان محمد فاتح ما چجوری شعر نوشته، با فارسی شعر نوشته، چجوری که اون نامه ها که نوشته اون کلماتی که زیادند با فارسی بود. مثلا اون کلماتی که بدبختی، اون کلماتی که خوشبختانه، اون کلماتی که مثلا پندنامه یا روزنامه، چهار مقاله، اون اسمای کتاب ها هم، نام های کتاب ها هم فارسی بودن. دوست دارم بو فارسچه دیلی چوک انمنی. بیز فارسچه ایلی تاریخیمیزی اینشا اتمیشیز، ادبیاتمیزی اینشا اتمیشیز. بو فارسچه ایلی بیزیم پادیشاهلارمز مکتوبلار یازمش، افندیم شیرلر یازمشلار، دیوانلار یازمشلار. ببینید اون کتاب هایی که در موزه های ما هستند، انشاءالله شما خوب یاد بگیرید، ترجمه کنید، یا پایان نامه که در فوق لیسانس یا دکترا می نویسید هم تلاش کنید، سعی کنید که شما اولین بهترین دانش آموز یا دانشجو باشید که با اونها مقاله بنویسید یا ترجمه بررسی بکنید، پژوهش آماده باشید. انشاءالله هر چیز که لازم است برای وطن ما، برای فرهنگ ما لازم است شما باشید. یعنی هر گایدتین içinde olun، مقاله یازن، inceleme yapın، araştırma yapın، tez yazın veya ترجمه yapın. Bunlar siz olun, bu grubun içinde olun inşallah. Yani benim Farsça öğretmemde en büyük amacım bu alanda arkadaşlarımızın yetişmesi. Ben de bu alandayım. Ben de sizin gibi Mr. Şoman, ben hem danışçı hastam. Danışçı doktora hastam. Der danışgahı Osman Gazi Eskişehir karardane. İnce hemen der rişteyi edebiyatı, der rişteyi belagat hastam. زبان عربی. ولی رشتم دو تا زبان دارد، یعنی من برای تزم دو تا زبان کار میکنم، بررسی میکنم، با عربی و با فارسی. اکی önemli değil arkadaşlar، Arapça فارسچه. eğer içimizde zaten Arapça bilen arkadaşlarımız varsa onlar 1-0 öndeler. Ki bizim camiada da Arapça bilmeyen yok ama فارسچه bilen az. İnşallah siz onların yerini dolduracaksınız. Ben şeyde okumuştum, bir belagat kitabında şöyle bir şey okumuştum. Zannedersem Cahiz
El Beyan ve Tebiyindeydi. Eğer bilmiyorsam hocalarım affetsin yanılmışsam. Diyordu ki ben işte zamanın birinde bir şehre gittim. Orada bir mescidi ziyaret ettim. Bir hoca işte ya da orada ilim erbabı bir kişi vardı. Sağ tarafında Araplar oturuyordu, sol tarafında Farslar. Sağa bakıp Arapça vaaz ediyordu, sola bakıp Farsça vaaz ediyordu. Ona imrenmiştim diyor. İşte siz de böyle imrenilen insanlardan olacaksınız inşallah. Ben umidi hoda diyelim. Arkadaşlar böyle ben Farsça ve Arapça dillerinde eğitim yaptım. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinden mezunum, lisansım. Fars Dili Edebiyatı Anadolu, Arap Dili Edebiyatı Çift Anadolu. Bu iki dile çok büyük bir sevgim var, çok büyük bir emeğim var. Yüksek lisansım da Ankara İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı. Belagat da derslerini aldım. Yalnız tez dönemini yani şey yapamadım, yetiştiremedim doktorayla. Onun için tezimi geçiremedik. Yani tezi yazdığım halde doktoraya başladım. Doktoramı da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde böyle Arap Dil Belagatı'nda özel öğrenci olarak başladım. 2 dönem. Daha sonra da Eskişehir Osman Gazi'ye geçerek orada devam ediyorum. Evet, inşallah Rabbim hepimize başladığımız işleri bitirmemiz için güç kuvvet versin. Bu arada ülkemizde olan bu büyük felaketlerden dolayı da ölen kardeşlerimize rahmet, kalanlara da şifalar ve Allah'tan yardım ve bizlerin de inşallah gayretiyle bir an önce toparlanmayı Rabbimizden niyaz ediyorum. Evet arkadaşlar böyle bir giriş yaptık. Biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Bahşiş. Ve benim on harfayı maçiyiz. Ve benim eminim içimizde bu Farsça kelimelere, hepsini harflere aşinasınız ama buradan başlayalım dedim. Evet, Farsça biliyorsunuz Arapça harflerle aynı. Yalnız farklı harflerimiz var. P, sonra Çin, sonra J harfimiz var. Daha sonra Gaf-ı Farsi'miz var. Biz buna bu ismi katmışız, koymuşuz. Gaf-ı Farsi. Bu bazen G, bazen Ga diye böyle gu böyle okunur. Ama bizdeki G'nin aynısı. J'de gene bizde de bizim alfabemize de ait bir kelime harf değil ama Farsça'da var. Neden var? Çünkü Farsça Hint Avrupa dillerinden olduğu için. Evet, bu harf Farsça'ya ait. Çim harfi ve genel Farsça'da P harfi de bizden farklı olarak Elif okunur. B, ha, bir de Farsça'da mahreçler Arapça gibi değildir. Yani mahreçler Arapça gibi çok fazla böyle çalkalanmaz boğazdan. Şu gafla gayın bazen yer değiştirir. Yani söyle işte. Yani yerinde durur da. Mesela gaza derken biraz gayına yakın bir gı derler. Gafı da bazen gayınmış gibi söylerler. Yeri geldiğinde onları söyleyeceğiz. Yardımcı oluyor derseniz de kardeşlerimiz bize. Onlar da zaten hep böyle sizler gibi dolu dolu eğitimli kardeşlerimiz. Böyle doktora yapan, yüksek lisans yapan. Arkadaşlar biz bu dersimizde belli kitapları takip edeceğiz. Bizim Bunyad-ı Sadi'nin kitapları var. Bu Bunyad-ı Sadi ben de İran'da okudum. Bunyad-ı Sadi uluslararası bir dil okuludur. Onun kitapları işte Gamme Evvel, Mina bunları takip edeceğiz. Burada beraber okuyacağız arkadaşlar. Ben tek taraflı değil, ben öğrenci katılımından yanayım. Siz bu kuru bitirdiğinizde Farsça okuyup tercüme edecek noktaya geleceksiniz. Diğer arkadaşlarınızla da konuşabilirsiniz. Onları da buralara getirdik. Ayrıca hikayeler okuyacağız arkadaşlar. İran'ın ilkokul kitaplarından bölümler okuyacağız. Tercüme yapacağız. Buradaki gramerlerden anlatacağım.
Tabii ki gramer kitaplarımız, bizim değerli hocalarımız var. Mürsel Öztürk benim kendi hocamdır Ankara Üniversitesi'nden. Onun ve diğer değerli hocalarımızın, Veysel hocamızın mesela Farsça Bağdaşlar kitabı var. Oradan vereceğiz. Onların PDF'lerini de sizlere göndereceğiz. Ayrıyeten arkadaşlar, Farsça ben hikaye size mesela sesli göndereceğim. Onu dinleyeceksiniz. Sonra derste onun açılımını yapacağız. Tercümesini sizlerle paragraf 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 okuyup orada kelimeleri, ben dilde buna önem veriyorum. Kelime neye benzer? Çarşıya gidiyorsun, cebinde paran varsa alışveriş yaparsın, yoksa yapamazsın. Kelimen varsa konuşursun, kelimen varsa yazarsın, kelimen varsa cevap verirsin, yoksa yoktur yani. Onun için kelime eş anlamlılar, zıt anlamlılar, bunları öğreneceğiz. Arkadaşlar bir de bizim güncel böyle kelimeleri ben vermeye çalışacağım. Ve parçanın böyle muhabere, mukaleme, böyle karşılıklı konuşma, öyle derslerimiz olacak. Oralarda iki iki konuşacaksınız. Şimdi bizim bir de bir benzerini söyletme dersimiz var. Mesela arkadaşımız bir cümleyi okuyor. Mesela ben bakhane reften. Sonra ben kelimeleri veriyorum. Mesela diyorum ki haneyi değiştir. Ben be mesela be Rus'ta reften. Köye gittim. Ben be kitaphane reften. Şimdi meni değiştir. Şahsı değiştir. Yani şahıs amirini değiştir. Tobe hane reften. Böyle cümleyi çalkalama diyorum ben buna. Bir benzerini yapma. Olumlu, olumsuz. Yani bu dili uhdemize alacak. Bu dili kendi dilimizle, bazen İngilizceden örnekler vereceğim, bazen Farsça, Arapçadan örnekler vereceğim. Çünkü bir dil öğrenirken ana dili biz geri plana atıyoruz. Ana dil üzerine düşünürsek, öğrenirsek o dili hep ana dilimize göre, bazı tercümeler var mesela arkadaşlar. Ben anlıyorum okuduğumda ki onu şey yapmış, Türkçe'ye göre çevirmiş veya Türkçe düşünerek çevirmiş, Türkçe mantığıyla yazmış o cümleyi, kurmuş. Fars mantığıyla nasıl olur? Fars mantığını biz şey yapacağız, öğreneceğiz bu derslerimizde. Hikaye demiştim, şiir bir de ben. Şiire çok önem veriyorum. Zaman zaman sizlere şiir okutacağım, dinleteceğim, onların videolarını atacağım. Şarkılar da çok önemli. Çünkü melodi yani insana daha çabuk nüfuz ediyor. Bazen Mesnevi'ye dokunacağız kısa kısa. Bazen benim tezimde yazdığım Hafız-ı Şirazi'den küçük beyitlerle. Bazen bakın arkadaşlar bir şiir okursunuz. Orada bir kelime geçer veya bir şarkıda bir kelime geçer. Onu telaffuz edersiniz. Sadece telaffuz edersiniz. Anlamını bilmezsiniz. Sonra zaman geçer, bir metinde o kelime sizin karşınıza çıkar ve siz ona tanıdıksınız. Siz onu söylemişsiniz çünkü. Bir defa şu diliniz onu telaffuz etmiş. Onu Türkçesini ezberlemek çok kolayınıza gelir. Zaten bazen biz hiç Türkçesini bilmeden cümleyi tercüme edip anlayacağız. Yani sözlüğe bakmadan da biz cümleyi tercüme edeceğiz. Sonra sözlüğe baktığımızda onun doğru olduğunu göreceğiz. Çünkü neden? Aklın yolu birdir. Biz doğruya da girmişsek, çünkü okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma, dil böyle öğrenilir. Yani dil de benim mantık arayışım budur. Yani ben dinlediğim şeyi bir defa hayalen de söylemeliyim, sesli olarak da tekrar etme. Şimdi ben mesela bir paylaşım yapayım. Mesela ben biraz önce şöyle bir kitap şey yaptım. Kitabı şöyle. Kitabı. Bunun birinci var, ikinci var. Yani bir örnek diye gösteriyorum size. Şimdi siz bir şeyin konusunu Türkçeden biliyorsanız, mesela diyelim size Peygamberimizin hayatını anlatacağız. Tabi bu okul kitabı, bu bizim kitaplarımızda nasıl Atatürk resmi var, onlarda da kendi bir şeyle devlet büyüklerinin resmi var. Biz bu kitabı sadece şöyle. Şimdi burada kısa kısa hikayeler var. Biz bunları mesela size okutacağız.
Biliyorsunuz bu dil öğreniminde, Arapçada da böyle. Hareketsiz okuma nasıl olur? Okuyamıyoruz. Mesela ben de şimdi İmam Hatip'te öğretmenlik yapıyorum, Arapça öğretmeni. Başladığımdan beri çocuklara hareketsiz okumanın yolu. Arkadaşlar Farsça'da hareke yoktur. Bakın görüyorsunuz bu kitapta hareke yok. Biz bunu nasıl okuyacağız? Onun için size okutuyorum ben. Yoksa ben bunu 5 dakikada okurum. Zaten ben bu işi biliyorum. Ama öğrenci yetişmez. Benim amacım sizi yetiştirmek. Yanlış da okutanım okuyun. Ve ben zaten düzelteceğim size. Yani mesela şimdi bu metni okuduk diyelim. Ondan sonra biz metni bir benzerini söyleme şeyine gireceğiz. Safhasına gireceğiz. Yani metinden metin türetme. Biz inşa yazma yani kompozisyon yazma seviyesine bu dönem gelir miyiz, gelmez miyiz derseniz bence günlük derdinizi anlatacak kadar gelirsiniz. Yani siz kendinizi ifade edecek noktada bir şeyler yazarsınız. Çünkü bizim Gamla Evvel kitabımız da var. Gamla Evvel de gene böyle Bunyad-ı Sadi'nin o da. Orada daha çok diyaloğa şeye yönelik. Mesela burada tabii ki eğitime yönelik çocukları ama işte burada da kolay kelimeler var. Sizin hoşunuza gidecek günlüğe yakın kelimeler var. Bir de bakın şiir var. Bu şiirler de işte dediğim gibi sizi takviye edecek. Dilde şimdi mesela bir örnek verelim. Farsçanın güzel örnekleri yani kolaylığı şöyle. Ortak kelimelerimiz var. Ortak kelimelerimiz var. Bakın mesela şimdi bahem behanim, bahem behanim birlikte okuyalım diye bir başlık atmış. Her katre-i baran, her tane-i ezber, endaze-i derya, daret berayem her. İn afitabi germ, an cengeli ruşen, yek hediye-i zibast, ez to Hoday men, nami kaşengi to, derşi erizem bures, nami ki şirin ter, ez eşki engures, bağonca ha kulha, to mehreban hesti, dünyayı zibara, to bağban hesti, yadi tora çun gol, her sobhi mi buyem, her sobh mi buyem, her fidelem ra coz batu ne mi? Evet. Mesela bu bizim dua bazında yani Allah'a sitayiş derler. Sitayiş, Allah'a övgü. Bu Allah'a yazılmış bir şiir. Şimdi bunu tercüme ettiğimizde zaten biz çok yakın şeyde olduğumuz için aynı duygular beslediğimiz için buna benzer bir şeyi bir daha okuduğumuzu anlayacağız. Her katre-i baran, baran yağmur. Katre katre, baranın her damlası. Her tane-i ezber. Berfinden biliyoruz. Karın her bir tanesi. Endaze-i derya. Denizin ölçüsü. Daret berayem her. Benim için daret sahip. Berayem benim için harfe sahip ya da harf burada söz de olabilir. Yani bana bir şey söylüyor. Yani sanki ben ondan bir söz alırım gibi. İn afitabi germ. Afitap bak afitap. Bu ismi de biliyoruz. Güneş demek. Bu sıcak güneş. An cengeli ruşen. Bu parlak, o parlak orman, cengel, İngilizce'deki jungle. Yek hediye-i zibast, yek bir, hediye-i zibast, güzel bir hediye. Ez tu, senden, hodayime. Ey Rabbim, benim Allah'ım, nami kaşengi tu, senin güzel ismin, derşi-i zemburest. Zembur dediği arı, arı şiirinde arı şiirindedir. Yani arıyı bir şiir olarak görüyorum.
Nami ki şirin ter. O isim ki daha tatlı. Ez eşki engur est. Engur dediği üzüm. Üzümün yaşından ya da üzümün balından diyelim buna. Üzümün balından daha da tatlıdır. Buraya böyle geçiş yapabiliriz tercümede. Ba gonca ha golha to mihreban hasti. Gonca gonca bak. Gülün şeyi olmamış hali. Goncalarla, güllerle ya da çiçeklerle to mihreban hasti. Sen şefkatlisin. Dünyayı zibara. Güzel dünyayı to bahman hasti. Şu güzel dünyanın sen bağbanısın, yani bahçıvanısın. Yani sen bu dünyayı yetiştiren Rab'sın demeye çalışıyor. Yadi tora çun gol her sof mi buyan. Senin yadını, yadı biliyoruz zaten. Çun gibi, çun gol bir çiçek gibi her sof, her sabah mi buyan kokluyorum. Yani senin yadınla nefes alıyorum demeye, teneffüs ediyorum demeye çalışıyor. Ya da Allah'ın ismiyle, Allah'ın yadıyla bir çiçek gibi, çiçeği koklar gibi lezzet aldığını söylüyor. Herfi delem racu batu nemi kuyen. Benim gönlümün sözünü, gönül dilini yani coz, gayr yani sensiz batu nemi kuyen. Söyleyemiyorum. Yani senin sen olmasan, senin ismin, senin kelamın olmasa ben gönlümdeki sözü de dile getiremem ya Rabbi diyor. Evet, güzel. Mesela bu şiirler arkadaşlar dili tamamlar, dili zenginleştirir, dili canlı bir şekilde öğrenmemize, sevmemize sebep olur. Arkadaşlar ödev çok fazla vermiyorum ben. Çünkü arkadaşlarımız çalışan, meşguliyeti bulanan, ama ben şöyle yapıyorum. Video atarım arkadaşlarıma. Ondan sonra şu şiirlerin hemen seslendirmesini bulup size atarım. Veya bir film atarım ileride. Çizgi film atarım. Bunu 5 defa izleyin derim. Eğer mesela bir işle meşgulseniz onu açarsınız. O işi yaparsınız, kulağınız orada olur. Bazen gözle takip etmek faydalıdır, bazen de kulakla. Çünkü kulak dolduğu zaman, inanın yani anlamını bilmeseniz de siz o sözün peşinden gidersiniz yani. Aynen küçük çocukların dil öğrenmesi gibi, değil mi? Bir de bizim Farsça'da böyle zaman zaman böyle küçük küçük ayet, hadis, şurada vardı bir ayet mesela. Ayet ve hadislerin Farsça tercümesi veya güzel sözlerin, bunlar da çok işimize yarıyor. Dediğim gibi işte Mesnevi'den de alacağız. Mesela bakın. Özkürû, Bismillahirrahmanirrahim. Özkürû ni'metallahi aleykum. Evet, ne diyor? Türkçesini söylemeyeceğim. Hemişe beyadi ni'met hayi boşit ki Koda beş oma dade est. Özkürû. Evet. Şimdi özkürû ile başlamış Arapçamız. Evet. Ama bizim buradaki fiilimiz bu. Yad daden fiilimiz bu. Evet. Sonra ne diyor? Tabii burada yad başit diyor. Yad. Yad başit, emir veriyoruz. Bunu görmemiştim, kusura bakmayın. Ve yad başit. Evet, yad ediniz. Neyi yad ediniz? Hem işeyi koymuş buraya. Çünkü burada tekit var Arapçada. Burada hem işe diye parantez içinde daima. Biz de böyle yapıyoruz ya tercümede. Türkçe dilimizdeki şeyini veriyoruz. Daima ve yadi, yad ediniz. Neyi? Nimet, hay, nimetleri başit. Yadında olunuz ki yad eder olunuz ki, buradaki açıklama cümlesi verir. Koda beşoma Allah size dade est vermiştir.
Yani bu aleyküm. Aleyküm yani beş homa da ders demek. Yani sizin üzerinizde olan nimetler dediği için burayı böyle vermiş. Evet arkadaşlar tabii ekranı yaklaştırma. Siz de yaklaştırabilirsiniz samimi. Ben de yaklaştırabilirim. Şöyle yaparım. Evet. Bu mesela Sure-i Fatır ayet ise mesela bu şekilde tercümeyi de bu şekilde yaparız. Bunları da ezberlemeniz çok güzel olur. Yani ayeti Arapçayla Farsçaya çevirmek çok güzel. Biliyorsunuz ben mesela şeye gitmiştim bir defa. Diyanet İşleri'nde dışişlerindeki hocalarımızla bir defa görüşme yapmıştık. Mesela bana şey demişlerdi. Bizim Farsçadan şey Farsça bilen insanlara çok ihtiyacımız oluyor. Bizim yazdığımız kitapları Farsçaya çevirecek. Mesela Diyanet'in dini kitapları. Bunları Farsça diline çevirecek kişilere ihtiyacımız oluyor. İnşallah bu kişiler sizler olursunuz. Ya da böyle komiteler olur, böyle kurumlar olur. Hep beraber çalışırız. Ben de işte doktora tezimi bitirmeye çalışıyorum. O yüzden böyle bir şeyler çok giremiyorum ama arkadaşlar Allah ömür verirse neden olmasın? Allah ömür verirse neden olmasın? Ayetleri böyle öğreneceğiz. Gamme Evvel kitabımız da gene arkadaşlar güzel bir kitap. Mina kitabımız da güzel bir kitap. Onlardan da isterseniz biraz şey yapalım. Ben onu indirilenlere koymuşum ama indirilenlerde de kıyamet kadar kitap var. Ben şöyle yapayım. Onu şuradan arayayım. Gamme Evvel diye. Şimdi klavye arkadaşlar klavye kullanması da ben arkadaşlara hep tavsiye ediyorum. Klavye öğrendiğiniz zaman çok her türlü ilmi araştırmayı yapabilirsiniz. Telefonunuza şey yaparsınız. Telefonunuza da şeye de bilgisayarınıza da bunu yazdığınız zaman benim de biraz tüm bilgisayarım dolu. Şöyle bir daha basayım. Farsça her türlü şeyi böyle araştırma yapacağınız şansınız olur. İşte bakın Gamme Evvelimiz de geldi. Ben bu kitabı seviyorum. Kitap güzel. Böyle kelimeleri veriyor bakın arkadaşlar. Kelimelerimiz şimdi resimle de bütünleşince daha güzel oldu. Saniye zaten bizde saniye var. Servetment bu da bizde var. Puldar da diyorlar. Puldar bak. Türkçe'ye çok geçmiş yani. Param pulum yok deriz mesela. Lesse diş eti bu Arapçadır. Müselles de Arapçadır. Üçgen. Bakın böyle tek tek arkadaşlarımıza okutacağız. İçimizde arkadaşlarımız var. Okumak isteyenler buyurabilirler. Sorularınız varsa alabilirim. Veya derseniz ki hocam bizim seviyemiz şudur budur. Şu seviyeden yap. Onlara da açığım. Benim yansımadı mı? Ekran yakın değil mi sizde arkadaşlar? Yansımadı hocam. Dosyalar görünüyor sadece. Allah Allah. Durun bir dakika. Demek ki kusura bakmayın. Şimdi Evet hocam, şu an görünüyor. evet. Arkadaşlar bir de o zaman başa alayım. Şöyle benim dersime gelen öğrencilerim şey dönem sonunda mutlaka hani bazıları çok iyi olabilir tabii ki. Herkesi aynı seviyede tutamam ama en geride olan arkadaşımız da onlarla birlikte okuyacak ve anlayacak seviyeye geliyor. Hani yeter ki devam etsin ama. Devam ettiği müddetçe arkadaşlarımız iyi bir noktaya geliyorlar. Okuyup, anlayıp ve o dilde bir şeyler söyleyecek, ondan sonra tercüme edecek noktaya geliyor. Tabii ki devamlılık güzel bir şey arkadaşlar. Devam edemediğinizde de zaten Merve kardeşimiz, diğer arkadaşlarımız dosyaları gruba atıyorlar. Ses dosyalarını. Ben de PDF'leri atıyorum. Kitapları, notları. Elimden geldiğince size bilgiyi göndermeye çalışıyorum hafta boyunca.
Yeter ki siz çalışın yani. Siz ne kadar arz ederseniz ben o kadar isterseniz ben o kadar size gayretle yardımcı olurum arkadaşlar. Bir sözü olan var mı? Bir sorusu hocam şöyle olsun böyle olsun biz böyle istiyoruz. Şu konularda daha mesela bazı insanlar var. Daha çok okuyarak anlar. Bazı insanlar soru. Şimdi soru da şey yapıyoruz. Ders sonunda birbirimize hani pekiştirme de yapıyoruz. Bu da güzel oluyor. Soru cevap. Mesela soru cevapla çok güzel öğreniliyor Farsça. Tabii bütün diller. Hocam ve arkadaşlara bilmiyorum ama benim seviyem çok zayıf. Okumayı nasıl yapacağız? Mesela H gelince Osmanlıca gibi E mi geliyor yoksa A mı geliyor? Okumayı öncelikle bir öğrenme şartımız var mı? Tabii ki. En baştan başlayacağız. Zaten ben o harfleri atmıştım önce. Gördünüz değil mi harfleri? Onlarla basit basit kelimeler kuracağız. Şimdi mesela bu kitabımız harf harf gidiyor. Bak şimdi S harfini bir tanıtıyor. Bak. Saniye. Zaten şu H'ler sonda olduğunda E okutur. Elifler A okutur. Yani Arapça gibi aslında. Mesela bu harf vav okunmadığı zaman bulur ama okunacaksa üstün koyuyorlar mesela. Arkadaşlar ben ne Arapça öğrenirken ne Farsça öğrenirken harekeden faydalanmaktan yana değilim. Ama bu yabancılar için hazırlanmış bir kitap bu Bunyad-ı Sadi. Evet, onun için hareke koyuyorlar ki kimse yanlış anlamasın. Farsça'da Kürtçe ile çok ortak kelime var. Evet, tabii ki. Kürtçe bilenler çok kolay öğreniyor arkadaşlar. Onlar daha hızlı ilerliyor. Ortak kelime var. Ama Türkçe ile de var. Arapça ile de var. Yani onun için arkadaşlar okuma yönden hiç zorlanmazsınız. Bakın bir defa sıra sıra okuyacağız. Herkes tekrar edecek. Bir de Farsça bizim bir hocamız vardı. Derdi ki kulaklar çınlasın Ümit hocamız. Derdi ki gözünüzde fotokopi çekeceksiniz. Mesela bu lesseyi unutmayın. Lesseyi bir defa gördünüz. Lesse böyle okunur. Moselles böyle okunur. Saniye böyle okunur. Servetmant böyle okunur. Yani bunu bir de böyle örneklerle pekiştirince inanın çok unutmuyorsunuz arkadaşlar. Zazaca da benziyormuş. Doğru. Bizim gelinimiz de var. Onunla ben konuştuğumda dedi ki sen bizim dilimizi konuşuyorsun sanki. Sadece bazı kelimeler yabancı, bazı cümleleri siz farklı kuruyorsunuz demişti. Evet. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Yazarak da öyle. Evet buyurun. Estağfurullah. Şimdi Arapçada öğrenirken işte biz fasih Arapçayı öğreniyoruz. Ama evet. Şunu biliyoruz ki Arap ülkelerinde işte Ammice denilen veya tabii kendilerine has işte Mısır lehçesi, Suriye lehçesi, evet, diğer lehçeler de kullanılıyor. Evet. Burada Farsça'da böyle bir şey var mı? Yani bizim öğrendiğimiz Farsça bütün mesela İranlılarla, Farisilerle konuşabileceğiz mi? Yoksa bizim öğrendiğimizde onların konuştukları Farsça farklı mıdır? Yok, farklı değil. Bu da aynen fasih Arapça gibi. Onların resmi dilidir. Ama ben bu kitabı niye çok seviyorum biliyor musunuz? Mina da böyle. Bakın arkadaşlar biraz ilerleyelim. Tabi buralar biz derste anlatacağız size. Arkadaşlar bizim kitabımız biraz öğrettikten sonra bize o şey dilini de öğretiyor. Mahalle şive dilini de öğretiyor. Yani kısaltmalar. Mesela İngilizce'deki nasıl I am demiyoruz ya I'm diyoruz ya. İşte Farsça'da da mi guyem değil de mi gem. Mi dehem değil de mi dem. Böyle kısaltmalar var. Onları bize öğretiyor kitap. Diyor ki bak bunu bu şekilde de okuyabilirsin. Böyle de söyleyebilirsin. İki şeklini de veriyor. Ben bu yönden kitabı çok faydalı buluyorum. Mesela biz Farsça öğrendiğimizde okulda bize bunu öğretmemişlerdi. Ancak biz İran Kültür Merkezi'ne gittiğimizde hocalarımız bize derslerde Farsça fasih konuştular. Ama ders aralarında çay içerken falan bir baktık, öğrendik. Yani ben de sizin de öğreneceğinize eminim. Çünkü sizden önceki arkadaşlar da hiç zorluk çekmediler. Yani
Çünkü Arapça kadar zor değil bak. Yani Arapça kadar anlaşılmaz değil lehçeler. Anlaşılıyor. Yani siz de konuştuğunuzda size yani siz mesela bir Arap ben Araplarla da çalıştım hastanede tercümanken. Mesela geliyordu Suriye'nin bir köyünde fasih Arapça bilmiyor. Yani anlamıyordu beni. Sonra ben onun şeyine baktım. Ama İranlılar anlar sizi. Sizin ne dediğinizi çünkü orada biraz daha hani kültür seviyesi de yüksek. Herkes hafızı, mesnevi falan ezbere biliyor. Maşallahları var o yönde. O yüzden biz de zorlanmadık yani çarşıda, pazarda gezerken de. Mesela Sevar Beşevit demez de Sevar Beşin der. Beşi. Öğrendik yani. Kitapta ben yeri bulamıyorum şu anda. Niyeyse daha mı ileride ya da ben mi geçirdim? Tennaz'a kadar geldik. Şöyle Goftogu'larda vardı. Goftogu dediğim diyaloglar. Abi kitabımızın işte en güzel yönü böyle güncel şeylere göre hazırlanmış arkadaşlar. Buradan alacağız bakın. Şeyden alacağız. Bakın böyle bu diyaloglarımız. Bak burada da işte mahalli dille veriyor. Ama bu sayfayı bulamadım. Yukarıda geçti herhalde. Buradan alacağız. Daha sonra ben işte gerek şu başta gösterdiğim İran okul kitaplarından, gerek hikayelerden, Dastan, Hay, Farsi. Önce çocuk hikayelerinden başlayacağız. Çocuk hikayeleri de biliyorsunuz dil öğrenmede çok kolay. Çünkü basit cümlelerle başlıyorlar ama bağlaçları da vereceğim bu arada. Bağlaçlar da bizim tabii ki dili kavramamızda, cümle kurmamızda çok önemli. Bağlaçlar kitabımız da var. Oradan ve Farsçanın kinaye Farsça'da çok kullanılır öz deyimler, atasözleri ara ara da onlara değineceğiz böyle sizi sıkmadan. Mesela bir tane örnek vereyim. Divar muş daret, muş hem kuş daret. Bunun da Türkçesini çok iyi biliyorsunuz. Divar duvar, muş fare, muş daret duvarın faresi var demek. Muş hem muşun da yani farenin de kuş daret, kuş daret. Yani farenin de kulağı var. Yani bu ne oluyor? Yerin kulağı var oluyor değil mi? Yani bizim dilimizde tam anlamı bu. Böyle biz İran'da ders görürken de hocalarımız bize atasözleri veriyorlardı. Ve diyorlardı ki Türkçe bilmiyorlardı onlar. Siz kendi dilinizde bunun ne anlama geldiğini söyleyin bize. İşte Rusçası da Rusça olan söylüyor. Hintçe'de uluslararası dil okulu orası. Ve o zaman siz böyle şey oluyorsunuz hani o dili çok güzel böyle kavruyorsunuz. Hani benim dilimde de bu var. İşte benim dilimle yakın diyorsunuz. Evet. Arkadaşlar işte bu Goftogu örneğimiz mesela. Goftogu örneğimizde ikili konuşmalar var, üçlü konuşmalar var. Böyle yazmışlar transkribini ama ben hiç valla yani size hiç tavsiye etmem bunları okumanızı. Çünkü ben size buradan öğreteceğim. Ben size öğreteceğim yani. Şuradan öğreteceğim. Evet. Yani buradan siz harfleri tanıdıktan sonra gayet rahat okuyacaksınız. Gayet rahat okuyacaksınız. Zaten burada yazı şeyleri de var. Bakın bunun çıktısını alabilirsiniz. Bunları evde yazarsınız. Temrinkerden diyoruz biz. Yani alıştırma yaparsınız. Alıştırma yaptığınız şeyi daha unutmazsınız da. Bakın üstünden gitme yeri de var böyle. Kitabın güzelliği sürekli tekrar etmesi. Tekrar ettiğiniz şey tekrarı ahsen ve levkane yüksekten diyordu bizim hocalar. Burada da hakikaten o tekrar tekrar kerden diye zaten bizim Farsçada fiilimiz var.
Arapçayla da benzer kelimeler var dediğim gibi. Türkçeyle de benzer kelimeler var. Zaman zaman da arkadaşlar mesela buradan okuduğumuz mesela bu fiil çekimleri var ya, bu fiil çekimlerini farklı fiillerle yapıp ondan sonra onlarla cümle oluşturacağız. Küçük küçük cümleler. Bakın bir dilde eğer bir cümlenin benzerini yapabiliyorsanız, üretebiliyorsanız siz o dili öğreniyorsunuz demektir. Sadece kitaba bağlı kalmayacağız. Bu çok önemli. Ben öğrencilerime tahtaya yazmadan önce konuşturuyorum. Tanışma yaptırıyorum, konuşturuyorum. Sonra tahtaya yazıyorum. Tahtaya yazdığında o zaman şuna benziyor. Yani siz bir yere gitmeden önce onu nasıl navigasyondan yerini öğreniyorsunuz, haritadan bakıyorsunuz. Bence önce dinlemek, duymak, sonra onu söylemek, yazmak geliyor. Yani çok fazla. Mesela insanın kendi de tekrar ettiği zaman kendi de kulağını doldurabilir. Gene size bir tecrübemi söyleyeyim. Bir defasında İçişleri Bakanlığı'nın çağrı merkezine gitmiştim. Güya beni Arapça tercüman olarak alacaklardı. Yani çağrı merkezinde ihtiyaç varmış. Ama Farsça bildiğimi bilince ona da şey yaptılar. Ben de yok dedim. İkisini birden yapmak istemiyorum. Hakikaten yorucu oluyor o işler ama orada bir beyefendiyle tanışmıştık. Filistinli. İlk birisini çalıştırmış böyle. Arapçası biraz düşükmüş yani. Çok iyi değilmiş. Hani bizde var ya böyle kağıt üstünde 90'lık 100'lük. Ondan sonra tercümede 90-100. Ama gel iki kelime söylemeye kalıyor, tıkanıyor. Çünkü hiç kulağını doldurmamış, birisiyle konuşmamış, kendi konuşmamış. O arkadaşa bir mesela kitabı 20 defa yüksek sesle okutmuş. 20 defa. Ve bana dedi yani, sen dedi galiba çok okumuşsun. Çünkü çok güzel konuşuyorsun. Ben dedim evet hocam, hakikaten ben de böyle çalıştım. Yani yüksek sesle kendimi dinleyerek. Çünkü ilk öğrendiğimde kimse yoktu Arapça öğrendiğimde. Hep aynada kendimle konuşuyordum. Size tavsiyem, hani ben size ne öğretirsem. Mesela ben şimdi İran'da da şunu gördüm arkadaşlar. Sınıfımızda bir sürü ülkelerden insan var. Yani biz Türkler, yani doktora öğrenciler var aramızda. Ben üçüncü sınıftaydım. İlk gittiğimde ikinci sınıf, ikinci de üçüncü. Yani bizdeki doktora öğrencisi konuşamıyor. Su isteyecek. Bana diyor Ayşe abla su ister. Ben söyleyemiyorum. Ben gittim de ağada bahşet. Lütfen abbe dehit. Döndü bana bu cümleyi nasıl kurdun diyor. Ya dedim sen ab ne su ne bilmiyor musun? Ab evet. Lütfen'i biliyor musun? Lütfen evet. Vermek ne idaden? Vermeyin emir fiiline de. Tamam çoğul olunsa bedehi. Yani nezaketen veriniz diyoruz. Diyor ki bu kadar kolay mı diye. Ne kadar kolay olacak yani bu. Sen bununla cümle kuracaksın ve bunu ağzına alışkanlık haline. Kaç tane cümle öğrendin? Çatori, hobi, selam bunları tekrar et. Yani sen biz şöyle düşünüyoruz. Bir dili konuşmak için onun hepsini bileceksin ki konuşasın. Öyle bir şey yok. Ne kadar öğrendin, o kadarını konuş. Sonra üstüne biraz da öğrendin, onunla da konuş. Onunla da konuş. Artırdıkça dil böyle oluyor. Ama biz bekliyoruz. En son gramer noktasına gelip, hatta ben bazen şey yapıyorum da öğretmen arkadaşlarla, İngilizce çocuğa mesela o kadar çok kelime veriyor, o kadar fotokopiler veriyor çocuklara. Derste giriyorum diyorum ki yani astatio anakra suretel fatiha. Hadi diyorum bu İngilizce de biliyorsunuz ya I can demek. I can read a Kur'an ya sure fatiha biliyorsunuz bu. Hocam biz bilmiyoruz diyor. Biz bunu söylemeyi bilmiyoruz. Neden? Hiç cümleye dile getirmemiş. Kitapta kalmış bilgi. O yüzden biz mesela Farsça hangi kitabı da olursa hatta benim kendim yazdığım böyle Farsça kitap var daha basmadım ama onu da biz geçen devrelerde çok fazla alıştırma yaptım, yazdım ben ona. İşte biraz önce arkadaşımız dedi ki nasıl okuyacağım ben? Hiç merak etmeyin. Oradan bir başlarız var ya 3-4 sayfa sonra siz takır takır okursunuz.
gözünüzü korkutmayın. Farsça zor bir dil değil bir defa. O yönden şartlıyız. Müzekker müennes ayrımı Arapça gibi yok. Sayılar kolay. Ondan sonra sadece tabii ki onun da kendi içinde zorlukları olan yeri var. Ben şimdi tamamen başka bir dil tabii ana dilimiz değil ama işte Kürtçe bilenler şanslı, İngilizce bilenler şanslı, Arapça bilenler şanslı, kendi dilini iyi bilenler, Türkçe grameri iyi bilenler şanslı. Yani kendi bu dil bağlaçlarını iyi bilirsen, geçişleri iyi bilirsen, zaman kullanımlarını, yani tümleşleri, nesneyi, yani bu tamlamalar da biliyorsunuz tersten, tamlamalar tersten. Bazen zincirleme isim tamlaması çok olur. Ya bunlar aşılacak şeyler, zor şeyler değil. İnşallah hep beraber, hep beraber bu kuru başa götürürüz. Sizlerin bilmiyorum seviyeleriniz ne sormadım kusura bakmayın. Mesela ne alanda, ne düzeyde aldığınız parça veya yeni mi alıyorsunuz veya önceden alıp unuttunuz mu? Hani o konuda da bilgi verirseniz o konuda da yardımcı olurum. Eksiklerinizi tamamlama yönünden. Yeni, tamam, Sami Bey yeniymiş. Zaten baştan alacağız arkadaşlar. Az bilenlerin de pekişir. Öyle bir şansınız olur. Daha iyi olur. Ama yeni öğrenenler de bu dilde haşir neşir olsun arkadaşlar. Mesela ben öyle yapmıştım ilk Arapça öğrendiğimde. Güne ilk başladığınız söz Farsça olsun. Yatarken son söylediğiniz söz Farsça olsun veya gördüğünüz cümle. Bu çok önemli. Ben böyle yaptım bilmiyorum yani. Hatta o zaman Cantaş kitapları vardı. Cantaş kitabında şöyle demişti. Her yerde Arapça konuşun. Her yerde Arapça yazın, söyleyin, düşünün. Okulda, yolda, otobüste, durakta, ondan sonra uyurken, sabah kalktığınızda. Mesela balığın suda kendisini haşır neşir etmesi gibi balık suya nasıl dalıyorsa siz de Arapçanın içine öyle dalın demişti. Hakikaten ben bunu yaptım yani. Çünkü ben kendi başıma Arapça öğrendim. Sonradan böyle üniversiteye falan gittim yani. Çok çocukluğumda da gitmedim yani. Sonradan başkalarına çalıştıra öğrete ben Arapça öğrendim. Siz de mesela evde çocuğunuz varsa eşiniz veya ablanız, abiniz kimse hani benden öğrendiğinizi ona aktarmaya çalışırsanız siz kuvvetlenirsiniz yani. Bu bir gerçek. Sadece Sami Bey mi yeni? Mesela Sabri Bey, diğer Mehmet Bey bunlar önceden biliyor muydu Farsçayı? Yoksa evet. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hocam ben geçen dönem üniversitede aldım Farsça. Evet. Tabii ki ben Kürt olmam hasebiyle bana çok yakın bir dil geliyor. Evet. Öğrenmeyi de çok istiyorum. Galiba A1 seviyesi benim için biraz seviye olarak düşük kalacak. Evet. Çünkü bayağı bir ilerlemiştik. Evet. Yani biz tabii ki şimdi Allah nasip ederse B2'yi de başlatacak. B1'i de başlatacak. Geçen defa A1, A2 yaptık. Daha önceki dönem geçen defa A1'i yaptık. A2'ye önce vermiştik. Şimdi B1'i yapmayı düşünüyorum. Sizin gibi kardeşlerimiz varsa çevremizde duyurun. Beraber yapalım. Hocam sizin kaç kur devam edebiliriz? Kaç kur devam edebiliriz? Siz ne kadar gidebilirseniz biz de o kadar size devam ederiz. Hatta biz medya Farsçası da düşünüyorduk yani Yakup hocamla. Talebe bağlı dedi Yakup hocam. Hani talep ederlerse biz o dersleri veririz dedi. Açtırırız buradan dedi. Yani, tamam hocam. Teşekkür ederim. Evet yani medya Farsçasını da biz düşünüyoruz yani. Şey olsa YDS'ye yönelik böyle yetiştiririz arkadaşlarımızı. Ama B1'de iyi yani o kuru o zaman size hitap eder. Tamam hocam teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, sorusu olan, sözü olan var mı? Sorayım. Arapçayı öğreniyoruz. Şimdi B seviyesindeyiz falan. Ya Farsçaya da başlamamız olumlu mu etki yapar, olumsuz mu etki yapar? Vallahi ben çift dal okudum bak. Fars dil edebiyatı ve Arap dili çift dal okudum. O kadar faydasını gördüm ki size şöyle diyeyim. Arap dil edebiyatına giderdim. Abbas döneminde, Abbasi döneminde, işte bilmem ne döneminde, şiir bilmem ne konusunda o şiirleri doğru dürüst çalışmadan sırf Farsçadaki şiirlerden o dönemin etkilerini bilmem neyini bildiğimden cümleler, kelimeler o kadar benzer ki yani hemen o derslerim hep benim çok iyi geçerdi yani. Bence birbiriyle olması çok iyi. Anladım. Allah razı olsun hocam. Sizden de Allah razı olsun. Zaten bir dil öğrenirken öbür dilin kapıları size açılıyor. Yani biz dil tarih mezunuyuz. Bizim arkadaşlarımız mesela bir dilde hiç kimse kalmadı hemen hemen, yani dile meraklı olanlar. Batı dillerinde olan arkadaşlarımız da en az 4 dil öğreniyorlardı. Mesela Fars, Fransızca edebiyatında olan arkadaşımız İngilizceyi de öğreniyordu, İspanyolcayı öğreniyordu, İtalyancayı öğreniyordu, Koreceyi öğreniyordu. Biz mesela Arapça, Farsça, ben de İbranice'ye biraz merak sardım bir ara. Hatta Ermenice bile şey yaptım ben, biraz çalıştım bir ara. İnanın ki alıyor insanın zihni, hele şimdi İngilizce falan daha kolay geliyor bu dilleri öğrenince. Ama bu dil her kapıyı açıyor. Bir de Farsçayı iyi öğrenirseniz Farslar çok güzel dil öğretiyor. Farsların sitelerine girip YouTube'larına, ben öyle yapıyorum mesela, Ermenice'yi, işte İbranice'yi, İngilizce'yi. Bir ara Almanca dersi almıştık bir ada şeyinden. Orada çizgi filmlerden Farsça, Almanca çizgi filmi Farsça tercüme eden bir hanımdan almıştım. Hocaya ödev hazırlamıştım. Hoca çok beğenmişti. Hani bir dil üstünden, yani yabancı bir dil üstünden başka yabancı bir dili öğrenmek çok akıllıca bir iş demişti. Hani siz de öyle Arapça, Farsça birbirinden yardım alarak giderseniz çok ilerlersiniz hakikaten. Çok ilerlersiniz.